İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez bizimle birlikte. Sayın Çömez merhaba. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Mitinginiz vardı Balıkesir'de, oradan buraya yetiştiniz. Ancak biz tam araya giderken bir yeni gelişme öğrendik. O da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik bir saldırı girişimi. Sayın Böcek, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum efendim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Böcek, anlatır mısınız ne oldu, nasıl bir saldırı girişimiydi, nerede yaşandı, detayları öğrenebilir miyiz sizden? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum, konuklara selamlar. Teşekkürler. Şimdi tabii ki ben 29 yıllık siyasi hayatımda bütün siyasi partilere başarılar dileyen, yeterken hangi parti olursa olsun onlara da kolay gelsin deyip esnaf ziyareti yapan birisiyim. Bugün benim Antalya'nın en büyük sivil toplum örgütü, esnaf odalarının 95 bin üyesi var. Onları ziyaret ettik. 75 oda başkanıyla beraberdik. Milletvekilimiz ve milletvekili adayımız vardı. İl başkanımız. Sonra da minibüsü, otobüsü ve servisi nakliyatçılarla beraber güzel bir büyük toplantı yaptık. Sonra bizim Antalya'mızın şarampol meşhurdur. Onun hemen kapalı yolun devamında saat 3 sularında inişim oldu oraya arabayla. Hemen yürürken beraber orada standları vardı. İnanılmaz derece yuh sesleriyle. Aslında bizim gençlik çok fazlaydı. Hep onlara sakin olmalarını, yapmayın etmeyin çocuklar derdisine. Dinlemezler, arbede yaşandı ama polis arkadaşlarımız sağ olsun onların da desteğiyle herhangi bir olayı büyütmeden önlemiş olduk. Allah korusun bizim çok fazla gençliğimiz vardı. Orada gençlerin hepsi bizim ama onları da iyi anlıyoruz. Herhalde birileri mevkidaşım Ekrem İmamoğlu, onun için Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte otobüslere taşlar, buna benzer şeyler yapmaları herhalde pazar günkü seçimle alakalı. O yüzden gerçekten Türk turizminin, tarımın başkenti, o kadar da 15 milyona yakın yabancı konukları ev sahibi yaptığımız yerde bunlar yakışmadı. Sayın Böcek, biz her türlü saldırıyı en olası en vahim sonuçlarıyla değerlendirmenin doğru olduğunu düşünüyoruz ki o zaman anlaşılsın. Şimdi burada... Burada olası en vahim sonuç ne olabilirdi bu saldırı girişiminde size yönelik olarak? Allah korusun yani bu gençliği tutmak mümkün değildi. Orada linç olurdu, linç yaşanırdı. Ben hayatım boyunca hep barıştan yana oldum. Atamızın yurtta sulh, dünyada yani her yerde sulh. Biz barıştan yanayız. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. Yani kendileri gerdiler, kendileri ortamı tabii büyüklerimiz de bu anlamda dikkat etmeleri gerekiyor. Ancak mevkidaşım Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı yardımcımız biliyorsunuz, Erzurum'da da aynı şey başımıza geldi. Her yerde buna benzer provokatör olacaktır. Çok kolay değil, iktidarı bırakmak istemiyorlar herhalde ki. Ama Allah'ın izni milletimizin desteğiyle önümüzdeki süreçte bütün vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu olduğu, birçok gençlerimizin geleceğe umutla baktığı güzel günler var pazar günü. Biz her şeye rağmen sağduyulu olacağız, demokrasiye inanmaya devam edeceğiz, sağlıklı bir, huzurlu bir şekilde tam daha gidip oyumuzu kullanacağız. Şartlar ne olursa olsun, Halil İbrahim sofrasını 13. Cumhurbaşkanımızı büyütmüştür, genel başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve biz bu azimle kararlılıkla pazar günü sandığa gideceğiz. Gençlerimizle, kadınlarımızla, çocuklarımızla o gün anneler günü aynı zamanda ellerinden öpüyorum. Ve bu vesileyle biz taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacağına inanıyoruz. İnşallah daha özgürce, güzelce yaşayacağımız, bütün vatandaşlarımız mutlu olacağı bir yeni bir yönetim gelecek. Peki, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik bu saldırı girişimini ele aldık. Çok teşekkür ederim ve çok geçmiş olsun Sayın Böcek. İyi yayınlar diliyorum, selamlar, saygılar diliyorum. Teşekkürler, geçmiş olsun. Şimdi Sayın Çömez görüyorsunuz yani Akşener son mitinglerinde hep şu sözü söylüyor.
Biz savaşa mı gidiyoruz, seçime mi gidiyoruz? Bir yandan seçim provokasyonları, bir yandan kara propagandalar, sahte video uyarıları, efendime söyleyeyim sahte broşürler. İşte bu akşam 6 lider bir araya geldi saat 22'de CHP Genel Merkezi'nde toplandılar. Seçim güvenliğini konuşacaklar, bilmiyorum başka bir şeyler de konuşacaklar mı, ne bileyim İnce'nin çekilmesi de orada gündeme gelecek mi, ama bir yandan da onu takip ediyoruz. Ne dersiniz bu gündeme? Tabii 21 yıllık iktidar altlarından kayıp gidiyor. Çok alıştılar ve kafalarında bir demokrasi konsepti olmadığı için, demokrasiye bir inanç olmadığı için iktidarda sonsuza dek kalıcı olduklarını düşünüyorlar. Bu sebeple nobran bir siyaset yaptılar. Üstenci bir dil kullanıyorlar. Kaybettiklerini görüyorlar aslında. Bunu sahada da ben net olarak görüyorum. Sahada da büyük bir panik var AKP'lilerde. Aslına bakarsanız kendileri sahada yok. Sadece araçları var, posterleri var, ışıklı panoları var, sesleri var ama kendileri yok. Ve seçimi kaybettiklerini görüyorlar. Onun kaygısıdır, onun telaşıdır. Çünkü 21 yıl içerisinde bir ucube sistem yarattılar bu ülkede. Bir garip düzen kurdular. Demokrasiyi işlemez hale getirdiler. Hukuku ayaklar altına aldılar. Ve korkunç bir yolsuzluk düzeni kuruldu. İnanılmaz bir yolsuzluk mekanizması kuruldu bu ülkede. Şimdi bunlar artık bitiyor. Ve Türkiye'ye huzur gelecek, barış gelecek, demokrasi gelecek, özgürlük gelecek. Ülke yeniden birbiriyle kucaklaşacak, insanlar birbiriyle barışacak. Bunu hazmedemiyorlar, buna alışık değiller. Bunun öfkesi, bunun kaygısı var. Ama ne olursa olsun Altılı Masa, Millet İttifakı son derece sağduyuyla süreci bugüne kadar getirdi. Biz de hepimiz bugün söz gelimi Gönen'de biz bir miting yaptık Millet İttifakı olarak. Milletvekili adaylarımızın tamamı ve inanır mısınız bir genel başkan mitingi gibi büyük bir coşku vardı. Bu şunu gösteriyor, artık toplum hazır, değişime hazır ve bu tek adam sistemini bitirmeye hazır. İşte bunu hazmedemiyorlar. Fakat ne olursa olsun biz sağduyuyla bu süreci yöneteceğiz ve pazartesi sabahı Türkiye yepyeni bir güne uyanacak, huzurlu bir güne uyanacak. Hepimiz yorulduk, hepimiz bunaldık, toplum çok bunaldı. Sahada korkunç bir ekonomik kriz var, insanların alım gücü yerlerde. Enflasyon korkunç bir sıkıntı yaratmış toplumda. Bununla ilgili söyleyecek sözü olmayan, buna dair edecek lafı olmayan, bununla ilgili bir projesi olmayan, sorumlusu zaten kendisi olan iktidar bağırarak, çağırarak, yalan söyleyerek, iftira atarak, dedikodu yaparak, hatta sahte videolar üreterek, ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini sahte bir terörist videosuyla kendileri propaganda aracı olarak kullanmaya çalıştılar. Bu şekilde yalan rüzgarıyla toplumu manipüle etmeye çalışıyorlar ama inanın Türk milleti gerçekten feraset sahibi. Bunların hiçbirisine itibar etmiyor. Her şeye rağmen, her türlü provokasyona rağmen, her türlü sataşmaya rağmen milletin feraseti galip gelecek ve biz demokrasiyi pazartesi sabahından itibaren kurum ve kurallarıyla işler hale getireceğiz ve bu ülke derin bir nefes alacak Gökmen Bey. Peki şimdi 6 liderin bu toplantısı, siz Meral Akşener'in baş danışmanısınız. Altı liderin bu toplantısını biz Akşener'in bir televizyon kanalında yaptığı açıklamayla duyduk. Çoğumuz en azından bu şekilde haberdar oldu. Bu yani sizin gündeminizde miydi bu toplantı ve gündemine dair, yani şu anda altı liderin neler görüşüne dair daha detaylı bilgi vermeniz mümkün mü? Sayın Akşener'le dün görüştüm ama bugün o da çok yoğundu. Ben de çok yoğun programlarım vardı. Arama fırsatım olmadı kendilerine. Programla ilgili ya da toplantıyla ilgili detay bilgiye sahip değilim. Ancak bu çok doğal bir toplantı. Yani seçim üstü birçok şey değerlendirilmiş olabilir. Muhtemelen seçim güvenliği konuşulmuş olabilir. Süreç konuşulmuş olabilir. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanı adaylarından biri çekildi. Buna dair bir değerlendirme yapılmış olabilir ama bundan bir kriz toplantısı değil, olumlu bir toplantı olarak bakmak ve seçim güvenliği ve Türkiye'nin istikrarı adına olumlu bir adım olarak bakmak lazım. Güzel bir sonuç çıkacağından ben eminim Gökmen Bey. Peki bu önümüzdeki birkaç güne ilişkin çok olağanüstü, olası beklentiler söz konusu mu? Olumsuz anlamda söylüyorum. Ve bunu nasıl püskürtebiliriz şeklinde bir arayış var mı ittifakta?
Aslında sahada böyle bir kaygı yok. Yani her ne kadar biz tabii siyasiler ister istemez her türlü gelişmeyi dikkatle takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat sahada böyle bir kaygı yok. Peki Sayın Çömez, devam edeceksiniz. Yine size söz vereceğiz ama Kılıçdaroğlu bir video paylaşmış. Bir bakalım o videoda hangi mesaj var? Önümüzdeki ay ilk çözmeniz gereken mesele sofranıza koyacağınız yemektir. Çocuklarınızın ihtiyacını karşılamaktır. Peki siz bu radikallerden oluşan koalisyonun bu meseleleri umursadığını hiç gördünüz mü? Mutfağınızda kıyamet kopuyor, marketler, pazarlar yangın yeri, fakirin payına ise cehennem düştü. Saraylılar aylardır size laf salatası yapıyorlar. İki yakanızı bir araya getirmeye her çalıştığınızda Erdoğan gelip gömleğinizin yakasından bir düğmeyi daha koparıyor. Bunu neden yaptın sorusunu sorduğunuzda da yanıt vermek yerine size hamaset satıyor. Ordunun gemisini sergiliyor, sorumsuzluk bu. Bakın, sadece soğan ya da et değil, her şey pahalı. Artık tasarruf edecek yer kalmadı. Biz göreve gelir gelmez ilk iş önce tarladaki, sonra mutfaktaki yangını söndüreceğiz. Bakın, çok sık alışveriş yaptığınız indirim marketten insanımızın en çok aldığı gıda ürünlerini aldım. Size bir sene önceki fiyatını ve bu sabahki fiyatını söyleyeceğim. Bir kilo pirinç aldık. Geçen sene 18 lira, bugün 39 lira. Bir kilo pirinç 4 kişilik aileye kaç öğün gider biliyor musunuz? Tabii siz biliyorsunuz da saraydakiler gerçek insanların nasıl yaşadığını bilmezler. Bir kilo kuru fasulye var burada. Geçen sene 17 lira, bugün 36 lira vermişiz. Toz şeker. Geçen sene 20 liraya alabildiğimiz şeker bugün tam 47 lira. 1 litre süt. Geçen sene 14, bugün 27 lira. 750 gram yoğurt. Geçen sene 12 lira, biz bugün bu yoğurda 28 lira para verdik. 1 kilo çay. Geçen sene 41 liraya alıyorduk, biz bugün bu çaya 76 lira 50 kuruş ödedik. 1 kilo domates aldık. Geçen sene 12 lira, bugün bu domatese tam 27 lira para ödedik. 400 gram kuşbaşı aldık. Geçen sene 55 liraydı, bugün 92 lira. Bir kalıp beyaz peynir de aldık. Geçen sene 28 lira, bugün bunun fiyatı 75 lira. Bir kavanoz salça. Geçen sene 21 lira, bugün 36 lira. Sevgili halkım, biz gelmek zorundayız ki süt bu senenin sonuna kadar 50 lira olmasın. Biz gelmek zorundayız ki bir kalıp peynir bu sene sonuna kadar 125 lira olmasın. Bir kilo çay 110 lira olmasın. Kalın. Evet, işte aslında tam da asıl bu yakıcı gündem pek konuşulmasın diye, yani mutfaktaki yangın pek konuşulmasın diye günlerdir belki de böyle bir şey yaşıyoruz, süreç yaşıyoruz. Sayın Çömez, bir son dakika gelişmesi olarak aktarabileceğim bir iddia var. Bu iddia, sayın seyirciler, bizim kendi kaynaklarımızdan teyit ettiğimiz bir iddia değil ama şeyde de, Tele1'de de çarşamba akşamları şimdiki zamanda düzenli konuk olan yorumcularımızdan Özlem Gürses'in bir iddiası. Muharrem İnce yarınki Büyük Ankara mitingine katılmayı kabul etmiş. Ama bunu bir iddia olarak, yani Özlem Gürses'in bir iddiası olarak özellikle vurgulayayım. Özlem Gürses kaynaklarına dayanarak böyle bir iddiada bulundu. Anladığım kadarıyla şeyde, sosyal medyada bu iddiaya destek veren bir isim daha var sanki, bir ona da bakayım. Evet, şeyin 23 derecenin paylaştığı bir haber var. Levent Gültekin de şimdi aldığım bir habere göre Muharrem İnce Millet İttifakı'nın yarın Ankara'daki mitingine katılmayı kabul etmiş. Şimdi bu tabii ki çok büyük yankı uyandıracak bir gelişme. Eğer böyleyse gerçekten yarın Ankara mitingine katılacaksa. Çünkü az önce konuştuk.
bugün adaylıktan çekildi ama bir sitemle, hele hele muhalefete yönelik bir sitemle çekildiğini açıkladı. Dolayısıyla bununla ilgili olarak da bakalım muhtemelen şu dakikalar içerisinde yeni bir takım bilgiler eklenebilir. Arkadaşlarımız da bu konuda daha fazla bilgi almak üzere şu anda araştırma yapıyorlar. Sayın Çömez, Muharrem İnce'nin bugün çekilmesi, çekilme şekli, bu burada konuşuldu. Yani aslında gelişi de yanlıştı, yani aday oluşu da yanlıştı, gidişi de yanlış oldu. Giderken söylediği sözler, adaylıktan çekilirken söylediği sözler şeklinde. Siz nasıl buldunuz bu gelişmeyi? Ben yerinde bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Muharrem İnce ile ben 5 yıl birlikte çalıştım. Beraber parlamentoda görev yaptık. Yakında bir hukukum var, yakında bir arkadaşlığım var. Birçok televizyon programında kamuya açık bir şekilde kendine çağrıda bulundum. Bu tarihi bir süreç, tarihi bir dönemeç. Burada kişisel beklentilerin ötesinde tarihi bir sorumlulukla hareket etmemiz lazım. Ve lütfen adaylıktan çekil diye kendisine samimi olarak bir çağrıda bulundum. Doğru buluyorum. Bugünkü hamlesini, bugünkü adımını siyaseten yerinde buluyorum. Önemli bir adım oldu bu. Tabii eleştirilebilir. Ben o tarafa çok girmek istemiyorum. Yani niye onu söyledi, niye bunu söyledi? Birçok şey konuşulabilir ama bugün geldiğimiz noktada seçimin hemen öncesinde böyle bir adımın atılmış olması tarihi bir öneme sahip ve seçimin kaderini etkileyecek önemli bir hamle olarak görüyorum. Ve bana göre eğer adaylığı devam etseydi siyasi kariyerinin son birkaç günü olabilirdi Muharrem İnce'nin ama Sayın İnce böyle bir hamleyle önümüzdeki dönemde yeniden siyasette var olmanın bana göre yollarını açtı diye düşünüyorum. Muhtemelen altılı lider bunu da değerlendirmiştir ve eğer yarınki mitingde Muharrem İnce açıkça destek verir ve birlikte olursa sanıyorum sürece önemli bir katkı da sağlamış olur. Ben kendi adıma bunun doğru olacağını düşünüyorum. Doğru bir hamle olacağını düşünüyorum ve güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Peki. Hemen CHP Genel Merkezi'nin önüne uzanalım. Engin Açar da orada. Engin Açar, altı lider bir araya geldi. Toplantı başladı. İçeride ne konuşuluyor? Dışarıya bir şey sızıyor mu? Bir de Özlem Gürses az önce bir iddiasını paylaştı. O da Muharrem İnce'nin yarın Büyük Ankara mitingine katılacağı şeklinde bir iddia. Ben ilk kez sosyal medyada ondan fark ettim. Peşinden bu kez bir haberde de Levent Gültekin'in de böyle bir iddiayı ortaya attığını öğrendim. Tabii ki sayın seyirciler temkinli davranıyoruz. Bu bir iddia. Nihayetinde Muharrem İnce çok yakın zamanda Deva Partisi Genel Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı'na ilişkin onlar çekilsin o ittifaktan, ben adaylıktan çekilirim diyerek bir televizyon söyleşinde böyle bir konuşma yapmıştı. O yüzden bilemiyoruz, katılır mı yarınki mitinge? Bu Millet İttifakı'nın bu adını saydığım üyeleri tarafından nasıl karşılanır, ne olur biter bilmiyorum. Ama bunu bir iddia olarak paylaşmış olayım. Söz sende. Gökmen Karadağ, son zamanlarda aslında Ankara siyasetinde çok yaşanıyor bu uzun geceler. İşte o uzun gecelerden biri de bu akşam yaklaşık bir saat önce başladı. İzlenimlerimi aktarmadan önce şöyle bir kameraman arkadaşından rica edeceğim. CHP Genel Merkezi'ni şöyle bir göstersin sizlere. Daha önce birçok kez bu noktada bu tür toplantıları takip ettik ama hiçbir toplantı bu kadar gizli, bu kadar sessiz, sakin yapılmıyordu. Daha önce bu toplantının planlandığı söyleniyordu ama benim izlenimlerimi sorarsanız bu toplantı bence alelacele yapılmış, acil koduyla toplantıya çağrılmış liderlerin gelmesiyle başladı. Çünkü günün illerdeydi. Akşener farklı bir yerde, diğer liderler Kılıçdaroğlu'yla farklı bir bölgedeydi. O mitingden Ankara'ya geldiler ve apar topar CHP Genel Merkezi'nde toplantılar. Normal şartlarda araçlarıyla bulunduğumuz noktadan CHP merkezine giriş yaparlardı. Ama bu sefer hemen sol tarafımızda bulunan otopark girişinden basın mensupları, onlar girdikten sonra içeriye alınmıyordu. Talimat vardı. Görevleri bekleyişimizi sürdürdük. Kısa bir süre sonra görüştük ve sadece giriş lobisi için basın mensuplarına izin çıktı. Bir saattir girişte, lobide bekleyişimizi sürdürüyoruz. En son 6 lider toplandığında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı da edilmişti. Ondan sonra son kez 6 lider bugün bir araya geldi. Önemli gündem maddeleri konuşuldu. İlk
dile getirmiştim. Kılıçdaroğlu bugün bir tweet atmıştı, Rusya'yı işaret etmişti, seçim güvenliğini işaret etmişti. Hackerların seçim güvenliğinin müdahalesinden söz etmişti. Erdoğan Toprak da yine aynı şekilde kısa bir süre önce bu iddiayı ortaya atmıştı. İsmail Saymaz'a konuşmuştu. Aslında Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da destekler nitelikteydi. Ama her şeyin öncesinde yine kendi izlenimimi söylüyorum. Bu öyle bir toplantı ki bütün bu gündem maddeleri, seçim güvenliği, yarınki miting bir kenara koyuldu. İçeride etraftan aldığımız bilgilere de dayanarak söylüyorum. Muharrem İnce konusu ana gündem maddesi olabilir. Apar topar 6 lider toplandı ve yarın Ankara'da yapılacak olan büyük mitinge Muharrem İnce'nin çağrılıp çağrılmaması konusu ele alınıyor. Bunun yanı sıra eğer Muharrem İnce ittifaka girer, Kılıçdaroğlu'nu Millet İttifakı'nı desteklerse, ona oy veren seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı nasıl yönlendirilebilir? Çok, çok kısa bir süreç var. İşte tüm bunu bugünkü tarihi toplantıda konuşulup alınıyor. Tabii ki seçim güvenliği de konuşuluyor. İlk yayınımızda da söylemiştim. Belli başlı bölgelerde milletvekillerini bizzat kendi yazılı imzalı at yollayarak Kılıçdaroğlu görevlendirmişti. O noktalarda farklı şehirlerde milletvekilleri gidip sandık güvenliğinden sorumlu olacaklar. Sandık güvenliğini takip edeceklerdi. Özellikle de İçişleri Bakanlığı'nın o oyları polis ve askerle birlikte bir başvuruda bulunmuştu toplamak için. YSK da bunu reddetmişti. Bu belirlenen bölgelerde hala ihtimalin ilde yapılabilmesi konusu söz konusu da onu duruyor ve seçim güvenliğiyle ilgili uzatmayalım daha fazla aldı. Çünkü ikide bir kesinti oluyor, bilmiyorum oradaki jammer'lardan mı başka bir şeyden mi bir frekans mı giriyor araya. Çok teşekkür ediyoruz Engin Açar. Çok sık kesinti oldu, o yüzden şey yaptım ama bir yandan kulağımız sende. Sayın Çömez, Muharrem İnce bugün çekildiyse neden çekilmiş olabilir şeklinde bir yanıt oluşuyor mu zihninizde? Yani niye bugün ve neden çekildi? Spekülasyon var. Bununla ilgili konuşulanları veya speküle edilen konuları değerlendirmek çok yerinde olmaz. Bence benim kişisel kanaatim Muharrem İnce süreci gördü, okudu, değerlendirdi. O ilk zamanlar var olan popülarite giderek azaldı. Ben bunu birçok programda da söyledim. Seçim vakti yaklaştıkça oylar daha çok polarize olacak ve oylar Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan arasında bölünecek ve Kılıçdaroğlu bir göğüsleyecek diye birçok kereler değerlendirme yaptım. Bunu gördü, bunu okudu. Sanıyorum aynı zamanda partisinden de büyük bir tepki geldi ya da baskı geldi. Süreci değerlendiren sağduyulu partililer de bu konuda kendisine tazyik uyguladı. Öyle hissediyorum ben, öyle anlıyorum. Ama sonuç olarak doğru bir adımdı. Gecikmiş de olsa çok kritik zamanda atılmış olan bu adım yerinde bir adım. Sanıyorum seçimin artık birinci turda bitmesi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ipi göğüslemesi artık garanti gibi görünüyor. AKP çevrelerinden yayınlanan anketlerin hiçbirisine ben inanmıyorum, itibar etmiyorum. Özellikle şunu da söyleyeceğim Sayın Karadağ. Anketler şüphesiz bilimsel araştırmalarla yapılıyor. Önemli bir çalışma. Hepsine saygı duyuyorum, hepsine değer veriyorum. Ama inanın sahada bambaşka bir gerçek var. Benim saha tecrübem fazla. Ben yaşadım bu dönemleri. 2002 AKP'nin iktidara geldiği dönemi de yaşadım. Benim gözlemim, AKP'nin 2002'de iktidara geldiği ruhu bugün biz AKP'yi iktidardan götürmek üzere büyük bir heyecan olarak görüyoruz sahada. İnsanlar 21 yıllık bu tek adam rejiminin, bu baskın dönemin getirdiği bir endişeyle anketlere gerçek duygularını yansıtmıyor olabilirler. Ama sahada şunu gördüm. İnanılmaz bir kararlılık var, inanılmaz bir değişim arzusu var, inanılmaz bir umut var ve tek adam rejimini bitirme konusunda insanların büyük bir arzusu ve isteği var. Sanıyorum anketlerin büyük ölçüde yanıldığı bir seçim atmosferine girdik biz ve bu son gelişmeyle beraber artık Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını ben sahadaki gözlemlerimle de değerlendiriyorum, artık kesin olarak görüyorum. Peki, izleyicilerimiz de katılıyor programa sayın seyirciler.
Cem Murat Kadıoğlu demiş ki Muharrem İnce kaybederlerse benden bilmesinler diyorsa o zaman muhalefetin seçimi kaybetmesi için aday olmuştu diye düşünürüz diyor. Mehmet Karadoğan diyor ki Muharrem İnce Milli Eğitim Bakanı olabilir mi diyor. Funda Kav diyor ki ya kaç seçim gördüm ama hayatımda bu kadar çirkin, terbiyeden uzak bir seçim dönemi görmedim. Çok gerildik diyor. Ondan sonra bir izleyicimiz demiş ki Sebahattin daha üstü çekile çekile kazanacağız demiş. Sıradaki yani birleşe birleşe kazanacağız şeklinde bir sloganı var. Çekile çekile. Çekile çekile kazanacağız. Muharrem İnce'nin çekilmesini böyle bir şeyle siyasi mizahla yorumlamış bize. Bir kişi de demiş ki bu şahısla ilgili hiçbir şeyi dikkate alıp kafa yormayın, yok sayın, umursamayın, sessiz kalıp hayatınızdan çıkarım. Şimdi sayın seyirciler, Muharrem İnce'den hoşlanmak, hoşlanmamak, haz etmek, haz etmemek meselesi değil. Bir haberci olarak baktığınızda Muharrem İnce bir faktör ve çok önemli bir faktör. Düşünün ki bugün Muharrem İnce'nin çekileceği haberleri yayılınca Sayın Çömez biliyorsunuz borsa hareket etmeye başladı. Yukarı kıpır kafayı kaldırdı yukarıya. Ondan sonra Türkiye'nin risk primi düştü ya, risk primi düştü. Ve peşinden İnce gerçekten de çekildiğini açıkladı. Üstelik de siteme rağmen açıkladı. Yani Kılıçdaroğlu'na açık bir destek olarak da sunmadı bunu. Buna rağmen borsa günü %8 yukarıda kapadı. Bu ne demek? Bir günde %8 yukarıda kapatmak. Ülkenin risk primi de Aralık ayından bu yana ilk kez 500'ün altına indi. Şimdi bu Sayın Çömez ne demek? Bu şu demek değil mi? Millet İttifakı'nın ve Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması anladığımız kadarıyla hani finans piyasalarında ya da dış şeylerde bir olumlu algılamaya işaret ne dersiniz? Bu çok önemli bir işaret. Tabii finans piyasalarındaki bu olumlu yansımanın dışında ben farklı bir gözlemi de paylaşacağım. Bugün Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeydim. Esnaf ziyareti yapıyordum. Bu toplantı yapıldığında birkaç esnafla görüştüm. Kahvehanelerde insanlarla konuştum. Sahada da büyük bir heyecan oluştu. Büyük bir coşku oluştu. Bu heyecanın, bu coşkunun aslında asıl nedeni Muharrem İnce ile ilgili değil. Asıl neden artık Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı konusunda insanların net olarak kanaatinin oluşması. Bu belli ki piyasalara da çok olumlu yansıdı. Bu arada bir şeyi paylaşayım sizinle. Geçtiğimiz yıl hatırlayacaksınız Nebati Londra'ya geldi. İki kez geldi. Londra'da finans piyasalarıyla görüştü ya da daha net bir tabiriyle Londralı tefecilerle görüştü. Ben o toplantılara katılanlarla konuştum Gökmen Bey. Onların net olarak söylediği şuydu bana verdikleri, çünkü o toplantılarda bizzat bulunmuş insanlarla görüştüm. Şuydu, biz ne yazık ki şu andaki yapıya güvenmiyoruz, kredi vermeyi düşünmüyoruz, seçimlerden sonra tekrar değerlendireceğiz. Bakın bu aslında bugünkü Türkiye'deki finans piyasalarında ortaya çıkan tablonun da bir işaretiydi. Türkiye'ye hukuk gelecek. Türkiye'ye özgürlükler gelecek, Türkiye'ye demokrasi gelecek, demokrasinin kurum ve kuralları işler hale gelecek ve insanlar önünü görecek. Ekonomi, ben ekonomist değilim ama bildiğim bir şey var, ekonomi güven ister, istikrar ister, öngörülebilir olmayı ister ekonomi. Yani Türkiye özellikle Covid sonrası dönem ve Ukrayna-Rusya savaşından sonra dünyanın hakikaten göz bebeği bir ülke haline geldi ve gelecek bundan sonra. Ancak tek adam rejimi olan güvensizlik insanları maalesef dış yatırımcıyı da büyük ölçüde Türkiye'ye tereddütle bakmalarına sebep oluyor. Ancak hemen iddiayla söylüyorum 15'inin sabahından itibaren hem dış piyasalar hem finans kurumları hem içeride hem dışarıda oluşan bu güven havası sebebiyle Türkiye'ye büyük bir ilgi gösterecekler ve Türkiye önümüzdeki ayların ve yılların parlayan yıldızı olacaktır. Bu da Sayın Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde yine Altılı Masa'nın desteğiyle, Millet İttifakı'nın desteğiyle kurulacak olan donanımlı ve birikimli kadrolarla sağlanacak. Eğer Türkiye'de hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilsin, demokrasinin kurum ve kuralları yeniden çalışır hale gelsin, içeride ve dışarıda güven yeniden tesis edilsin, Türk ekonomisi 3-5 ay içerisinde yeniden rayına oturur ve Türkiye'deki bu güven iklimi, bu umut, bu heyecan yarınlara büyük ölçüde olumlu olarak yansır. Ben bu konuda son derece pozitifim. Yıllarca yurt dışında yaşadığım için biliyorum, İngiltere'yi biliyorum, oradaki finans piyasalarını biliyorum. Ben önümüzdeki dönemin çok olumlu olacağını görüyorum. Olumsuz olacak bir tek şey var Gökmen Bey.
AKP'liler yavaş yavaş biletlerini almaya başladılar. Bunu görüyorum. Ve son birkaç aydır Londra'da çok daha fazla AKP'liyi görmeye başladım. Zengin muhitlerde, Londra'nın ışıltılı caddelerinde daha fazla AKP'liye tanık olmaya başladım. Bu da aslında dünya için ve Türkiye için pozitif ama AKP'liler için kaygı verici bir senaryo ya da kaygı verici bir gelişme. Ben de böyle okuyorum bu süreci. Ama Süleyman Soylu 15 Mayıs'tan sonra üzerinde tepineceğiz diyor. Tabii onlar hayatları boyunca tepinerek, bağırarak, çağırarak, yalan söyleyerek, tehdit ederek, iftira atarak siyaset yaptıkları için hala bunun devam edeceğini zannediyorlar. Fakat bitti o iş. Artık o devir kapandı. Türkiye'ye demokrasi geliyor, Türkiye'ye huzur geliyor, güven geliyor. Onlar Turan Bey, siz yerde... Adalet ve Kalkınma Partisi'ni çok iyi biliyorsunuz, çok iyi tanıyorsunuz. Şimdi bu parti bu kadar uzun süren bir iktidarı kaybettiğinde ve Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kaybettiğinde bu hareketin ne olur geleceği? Aslında şu anda çözülme başladı. Sahada büyük bir panik var, büyük bir telaş var. Bir kere iktidarı kaybettiğinde AKP'de büyük bir çözülme olacak. Şu ana kadar olmadı, olmasını da zaten beklemiyordum. Sizin programlarınızda da söyledim, bu soruyu daha önceden de sormuştunuz. Ama bugün itibariyle net olarak şunu söyleyebilirim. 15 Mayıs sabahı itibariyle AKP'de büyük bir çözülme olacak, büyük bir ayrışma olacak ve AKP Türk siyaset sahnesinden dramatik bir şekilde yok olup gidecek. Ha, bir tabanı olacaktır mutlaka ama asla ve asla bugünkü gücüne sahip olamayacak ve AKP muhalefette kalan bir AKP asla birlik ve beraberinde birlik ve beraberlik içerisinde kalamayacak. İç çatışmalar başlayacak, yeni başlar ortaya çıkacak. Zaten klikleşmeler var AKP içerisinde. Soylu'nun çektiği, Başar'ın çektiği gruplar var, diğer gruplar var. Fakat iktidarı kaybetmiş bir AKP fragmanlarına ayrılacak, parçalarına ayrılacak ve asla asla eski gücüne bir daha kavuşamayacak. Ben bu dönem, yani 21 yıllık AKP iktidarının Türkiye'ye sağlayacağı bir tek fayda görüyorum Gökmen Bey. İnanılmaz zararları oldu. İnanılmaz tahribatları oldu. Ekonomik tahribatı bir tarafa, onun üstesinden gelir ama hakikaten toplum katmanları arasına soktuğu nifak tohumuyla, bu agresif diliyle, bu toksik diliyle AKP Türk ülkeye büyük zarar verdi. Demokrasiyi örseledi, hukukun üstünlüğünü örseledi. Her şeyi ama her şeyi hakikaten büyük ölçüde hırpaladı AKP. Bir tek faydası olacak AKP'nin, bu 21 yıllık rejiminin bu ülkeye. Bu ülke artık bir daha asla ve asla bu ucube yapıya, bu tek adam sistemine, din üzerinden siyaset yapan, din istismarıyla siyaset yapıp halkı soyan, halkın geleceğini soyan bu anlayışa bir daha asla ve asla prim vermeyecek. Çok acı bir deneyim oldu ama biz bundan ders çıkarttık ve Türk milleti, feraset sahibi Türk milleti bundan ders çıkartıp demokratik olgunlukla yoluna devam edecek ve AKP bir daha asla bu ülkede siyasi sahnede eski gücüyle yoluna devam edemeyecek. Peki, Özgür Bey diyor ki Muharrem İnce'nin yarınki mitingde olması faydadan çok zarar verir. Vallahi şimdi şu an hakikaten çok merak edilen bir konu. Şu ana kadar ele aldığımız başlıklarla ilgili hemen Salim Şen ve Önay Hanım'ı da dinleyelim. Salim Bey, en çok dikkatinizi ne çekti bu ele aldığımız başlıklardan, ne dersiniz? Turan Bey'in söylediklerini de tabii katılıyorum hepsine. Yani bu seçim gerçekten çok çok önemli bir seçim. Bu çerçevede bunu ele almak gerekiyor. Yani şimdi öyle bir soygun düzeni, öyle bir rant düzeni kurulmuş ki ülkede kuruldu ki ve bunu yargı eli ile üstünü kapatan ve bunların soruşturulmasını, araştırılmasını önleyen, oluşturduğu bu oligarşik yapıyla tamamen ülkenin üstüne çökmüş bir iktidar var. İşte biraz sonra konuşuyoruz, yine konuşuyoruz. Ya öyle iddialar ortaya dökülüyor ki şu günlerde, yani Erdoğan'ın 1 milyar lira bir ihaleden pay aldığına ilişkin. 1 milyar dolar. 1 milyar dolar, özür dilerim. 1 milyar dolar, yani telaffuzu bile çok zor bir rakamı bir ihaleden aldığına ilişkin Ali Yeşildağ'ın, ki kendilerine en yakın aileden sayılan kişilerin iddiaları, muhtelif iddialar var. Şimdi belli ki ülke bir soygun düzenine, bir suistimal siyasetine diyelim ya da uygulamalarına hapsolmuş durumda. Ve ülkeyi kendi malı sayan bir iktidar var. Ya ülkeyi kendisinin malı zannediyor. Bizleri de dolayısıyla eğer şey olursak, Binali Yıldırım'ın tabiriyle de bizler işgalciyiz. Yani onların malını
rahatça kullanmalarının önünde engel teşkil eden işgalci, onları önleyen, engelleyen kişileriz. Şimdi öyle bir anlayışı var ki aynı seçim, 14 Mayıs seçimi herkes için aynı. AKP için de aynı, CHP için de aynı, diğer partiler için de aynı seçim. Ya eğer bu seçimden AKP kazanarak çıkarsa demokrasi ve milli iradenin tecellisi olacak. Muhalefet galip olarak çıkarsa darbe olacak. Aynı seçim. Şimdi böyle bir anlayış dayatılıyor. Niçin dayatılıyor bu? Çünkü kendi o ellerindeki malın, mal olarak gördükleri, sahiplendikleri bu ülkenin, daha doğrusu bu soygun düzeninin, bu rant sisteminin ellerinden kayıp gidecek olması, iki, bunun hesabının sorulacak olması. Bu iki gelişme, olası gelişme onları dehşete sokuyor. O kadar kirlenmiş durumdalar, o kadar koltuklarını kirletmiş durumdalar ki kalkamıyorlar. Kalkamıyorlar. Ülkenin her tarafını sarmış bir pislik kokusu var zaten. Şimdi bu kadar derin, biraz önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ürün ürün, yani tek tek her ürünün önceki fiyatını, bugünkü fiyatını işte açıkladığı. Ya öteden beri söylüyoruz. Bu yokluğun, bu yoksulluğun, bu fakirleşmenin, bu enflasyonun tek sebebi var. Bunların yolsuzlukları. Yani bizim cebimize girmesi gereken paranın oluk oluk milyarlarca dolar olarak bu rant düzeninden bu bir avuç işte oligarşiye, bu bir avuç siyasetçiye, onun yandaşına aktarılıyor oluşu. Ve bunun toplumda yarattığı derin yoksulluk. Şimdi bunun devamı için ya da bunun ortaya çıkmaması için bir ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Her türlü kötülüğü, her türlü buradaki acımasızlığı, her türlü kötü siyaseti, kötü davranışı sergilemekten çekinmiyorlar ve çekinmeyecekler. Bir taraftan da şöyle bir söylemleri var. Ya biz ne dersek diyelim, biz ne dersek diyelim, ya aya dört şeritli yol yapacağız desek bile bize inanıp oy verecek binlerce, işte on binlerce, yüz binlerce bir kitle var. Hakikaten böyle bir kitlenin de varlığına inanıyorlar. Bunun için toplumsal barış, toplumsal huzur umurlarında değil. Kardeş kavgasına bu ülkeyi götürmek bile umurlarında değil. Yakıp yıkmak umurlarında değil. Süleyman Soylu'nun ya biz 15 Mayıs'tan sonra üzerlerinde tepineceğiz, onların üzerinde tepineceğiz demesi çok vahim. Yani sevgili seyirciler, ya bu ülke kimin üzerinde tepinecek? Bizim üzerimizde. Yani bizim sizin üzerinizde mi tepinecek? Ya bütün muhalif kesimler. Yani onların dediği, onlara oy vermeyenler. Not alıyoruz demişti. Evet. Olan her onlara şey. Oy vermeyenler, onlar hakkında konuşanlar, kim ise bunlar, yani bütün muhalif, bütün muhalefet geniş kesimi için diyor ki üzerlerinde tepineceğiz diyor. Erdoğan diyor ki biz onları not aldık diyor. Bunlar diyor zaten terörist, bunlar hain, bunlar alçak, müfteri, bunlar işte şu bu. Niye? Niye? Çünkü burayı malı gibi gören bir anlayış onu engellemeye çalışanları da düşman olarak algılıyor. Bizi vatandaş olarak falan görmüyor. Bizi hak sahibi, sizleri hak sahibi kişiler olarak görmüyor. Sizler onların işte bu dinci siyasetiyle, dinbazlıkları ile uyutulup, efendim hamasete boğarak bu yolsuzluklarının, bu suistimallerinin farkına varmayacağınız, hiç bunları soruşturmayacağınız, bunları sorgulamayacağınız bir kimlik siyaseti üzerinden de uyuşturularak onların bu sürgit, bu rant düzeninin, bu suistimal düzeninin devamını sağlayacak kişiler olarak algılanıyorsunuz. Günü geldiğinde birkaç sadaka, günü geldiğinde birkaç yardım, 3-5 paket, işte otobüsten fırlatılacak bir hediye, fırlatılacak bir evet. Çaya muhtaç ve bu olarak görülen bir güruh. Şimdi böyle bir iklimden bu ülkenin çıkması lazım. Süratle çıkması lazım. Bu düzeni sürdüren, bu düzenin üstünü örten bir hukuk sisteminin bu ülkede var olmasıdır bunların nedeni. Yani bu ülkede bu sistem yargı darbesiyle oluşturulmuştur. Böyle bir şey varit midir? Böyle bir şey akla uyar mı? Böyle bir şey görülmüş bir şey midir ya? Bu kadar iddia olacak. Bu iddiaların hiçbirisi dikkate alınmayacak. Hiçbirisi kale alınmayacak.
yargının, savcıların kılı kıpırdamayacak. Ya adam diyor ki ihaleden 1 milyar dolar rüşvet verildi diyor. Şu kadar basittir. Şu kadar basittir. İhalenin evraklarına bakarsınız. Evet, birisi 4 milyar dolar teklif etmiş. Bir şekilde basit bir evrak eksiğiyle ihale dışı bırakılmış. Aynı ihale 3 milyar dolara verilmiş. Ya bunu bile bir savcı sorar. Der ki kardeşim, bir vergi borcu yoktur yazısı. Vergi borcu yoktur yazısı eksik diye, ki iddiaya göre dosyadan çıkarılmış. Evet. Ki velev ki eksik olduğunu düşünelim. Ya bir dakikada tamamlanacak bir evrak yok diye bu milletin 1 milyar doları, 1 milyar doları yok edilmiş. 4 milyar dolar teklif eden birisinden alınmış. Sonra 3 milyar dolar verilen birisine verilmiş. 11 milyara yapılmış. Şeyi söylüyorum, o havalan işletmesine. Evet. 11 milyar. Sonra ya arkadaş, adamlar diyor ki 1.2 milyar dolara çıkarılması, yapılması gereken bir iş garantiyle 14 milyara verilmiş. Ya bu ülkenin 12,5 milyar doları soyulmuş. Soyanı söylüyorlar. Diyorlar ki bak soyan şu. Şu şekilde soyuldu. Şu eylemle soyuldu. Şunlar işbirlikçileri, ben de vardı. Ya hiç mi merak etmiyor? Hiç mi merak etmez bu ülkenin yargısı? Etmez. Çünkü yargı. Peki. Çünkü ona göre organize olmuş. Ona göre bu ülkenin üzerine çökmüş, gasp edilmiş, etmiş bir yapı var. Bunun için ya Muharrem İnce'ymiş, şuymuş, buymuş, efendim Sinan Oğan'mış, bir başkasıymış. Bu kısır siyasi tartışmalar değil ülkenin gündemi. Ülkenin gündemi 14 Mayıs'ı son bir fırsat görüp, bugünden 3 günümüz var, 3 günümüz var sevgili seyirciler. 3 gün sonra, 6 üstü 72 saat sonra bu ülke ya bu karanlıktan, bu girdaptan, bu soygun düzeninden çıkacak mı? Bunun içinde kalacak mı? Veya daha mı kötü olacak? Bizim üzerimizde tepinilecek bir gündeme mi gideceğiz? Bizi daha da çok düşman gören, kadınları sürtük gören, kadınları aşağılayan, efendim ya şöyle bir yalanı bile, şöyle bir yalanı bile hak gören bir yapı devam edecek mi? Ya erkeklerle hayvanların evlendirileceği bir düzen olabilecek kadar izandan çıkmış. Hiç yakışmaz. Ya bunu telaffuz etmek bile bize yakışmaz. Akıl ve ruh sağlığını kaybetmiş. Telaffuz eden utansın. Ya akıl ve ruh sağlığını bile kaybetmiş bir siyasi anlayış bu ülkede sürecek. Peki, Öney Hanım. Şimdi efendim, sınırsız yetki ve sıfır denetimle bir kişi Türkiye'yi yönetiyor. Ağzından çıkan, iki dudağının arasından çıkan her söz yerine getirilmesi gereken bir talimata dönüştü. Bakınız, en son gördük, Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın orkestra şefini bile Cumhurbaşkanı atıyor. En küçük ilçedeki herhangi bir şube müdürünü Cumhurbaşkanı atıyor. Ama bugün çok vahim bir şey söyledi Süleyman Soylu. Dedi ki yerel seçimler yapıldı, bölgesel ağırlık HDP'li belediye başkanlarında oldu. Sonra Cumhurbaşkanı beni çağırdı, dedi ki ben rahatsız oluyorum, bunları değiştir, yerine kayyum ata. Ben de dedi istiyordum bir göz, reis verdi iki göz, gereğini yaptım ve kayyumları atadım. Şimdi Cumhurbaşkanı rahatsız oldu diye halkın oylarıyla seçilmiş, hangi partiden olursa olsun, belediye başkanının görevden alınıp yerine kayyum atanması için bir neden olması lazım. Bir soruşturma olması lazım ya da bir yolsuzluk, bir hırsızlık, bir şey olması lazım. Sadece Cumhurbaşkanı rahatsız oluyor diye kayyum atadığını söyledi bugün Süleyman Soylu. Bu ve buna bağlı olan pek çok uygulama bu anlamda son derece kaygı verici uygulamalar. Şimdi ama ne oldu, geldiğimiz noktada artık sözü bitti AKP'nin. Yeni bir hikayesi yok, yeni bir vaadi yok. Yanında pırıltısı olan adaylar yok. Tam aksine o ittifak ortaklarının genel başkanlarıyla bile her yerde birlikte görünmek istemeyen bir ortaklıkları, ittifakları var. Siyasette vaat edecekleri kalmayınca ya eski yaptıklarını anlatıyorlar,
bunun üzerine kuruyorlar seçime giderken siyaseti. Ya dini argümanlara ağırlık veriyorlar ve dini siyasete alet ederek bir anayasa suçu işliyorlar. Ülkenin gemileri, İHA'ları, SİHA'ları gibi güvenliğini ilgilendiren konuları seçim malzemesi olarak kullanıyorlar. Bağımsızlık ve milliyetçilik üzerinde siyaset oluşturmaya çalışıyorlar ki hiç uymayan iki sözcük. Sonuçta da seçimi kaybetmekle ilgili var olan korkularını yenmek için bir korku iklimi yaratıyorlar. İşte bu akşam da Antalya Belediye Başkanımızın başına gelenlerde olduğu gibi. Şimdi sürekli korkutma dili, tehdit dili, nefret dili kullanıldığı zaman toplumsal farklılıklar derin bir fay kırığına dönüşüyor. Toplumsal barışı bozmak kadar bir ülkeye kötülük yapılmaz. Çünkü ne olacak? Ekonomik model, farklı bir model seçilir, ekonomik durum düzelir, demokrasiyle ilgili çözümler bulunur, halkın refahı sağlanır, ekonomik gönenci sağlanır. Ama eğer toplum birbirinden nefret etme noktasına gelecek kadar ayrıştırılırsa, birbirine tahammül edemeyip kaba güç kullanarak, düşüncelerini şiddetle ifade etmeye ve bastırmaya çalışarak yol almaya kalkarsa, o toplumsal huzuru, barışı, hoşgörüyü ve birlikte yaşama arzusunu gerçekten kaybederiz. Peki. Arzusunu da, gücünü de. Peki. Sayın Çömez, çok teşekkür ediyoruz ama bu programda sizinle planladığımız yayın dilimini bitirmeden önce bir bu konuşulanlar üzerine de son yorumunuzu ya da seçime ilişkin son mesajınızı almak isteriz efendim. Buyurun. Çok teşekkür ederim Gökmen Bey konuk ettiğiniz için. Hakikaten ben sahada farklı bir duyguya tanık oldum. Farklı bir dinamizme tanık oldum. Ve Türk milletinin ferasetinin Ankara'daki siyasetin önünde gittiğine tanık oldum. Büyük bir değişim arzusu var. Ve 21 yılı artık bitirme kararlılığını görüyorum ben sahada. Ve millet açıkçası yeter artık diyor, bıktık diyor ve değişim diyor. Yine söylüyorum. Türk milleti 14 Mayıs sabahı inanılmaz bir tokat atacak bu tek adam rejimine. Bu tek adam sistemine müthiş bir tokat atacak ve biz bambaşka ve güzel bir ülkede yaşıyor olacağız. Artık bu ülkenin demokrasiye ihtiyacı var, hukukun üstünlüğüne ihtiyacı var. Yöneten ve denetleyen bir demokratik anlayışa ihtiyacı var. Parlamenter rejimin hakiki hüviyetine yeniden kavuşmasına ihtiyacı var ki bütün bu yolsuzlukların hesabını soralım. Vaktimiz olmadığı için anlatamayacağım ama başka bir programda eğer vakit tanırsanız size şu Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirilen petrolün kimin cebine 10 milyar dolar para boca ettiğini, nasıl bir mekanizma olduğunu, kimlerin içinde işin içinde olduğunu anlatmak istiyorum. Ve biz bugün 1.4 milyar dolar ceza ödeyeceğiz bu ahlaksızların cebine boca edilen bu para münasebetiyle. 1.4 milyar dolarlık ceza Tarım Bakanlığı'nın Türk çiftçisine bir yılda vermiş olduğu neredeyse teşviğe yakın. Bu ülkedeki yüz milyonlarca çiftçi inim inim inlerken %400'lük mazot enflasyonu, %500'lük gübre enflasyonuyla boğuşurken 1.4 milyar neredeyse bunların tamamına verilen teşvik kadar bir parayı biz ceza olarak ödeyeceğiz. Niye? Çünkü birilerinin, Erdoğan'ın yandaşlarının cebine tam 10 milyar dolar Kuzey Irak'tan yapılan petrol ticaretiyle ki burada da Kerkük yumurtalık boru hattını kullandılar. Umarım tekrar bir fırsatımız olur. Bütün bu detayları konuşuruz. Bu anlattığınız i̇şte son iddianın Berat Albayrak'la ilgisi var mı Turan Bey? Var efendim, var, var, var. Power Trans firmasıyla nerede kuruldu, nasıl getirildi, neler yapıldı, İsrail'in Hayfa Limanı'na nasıl götürüldü hepsini bir gün sizinle paylaşacağım. İşte da, onun için bizim demokrasi... 2018 yılına kadar değil mi Turan Bey? 2018 yılına kadar ki olaylar. Daha ötesi için gelecek evet. Ayrıca. Evet, evet. Şimdi şöyle 3-3-2 dava daha geliyor. Evet. Ve toplam 5 milyar dolar biz ceza ödeyeceğiz. Çünkü yenileri de oldu. Bakın Barzani Türkiye'ye boşuna getirilmedi. Konfetilerle boşuna karşılanmadı AKP mitinglerinde. Biz bunları soruşturamıyoruz, araştıramıyoruz. Niye? Çünkü artık bu ülkede demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Ağzını açanı içeri tıkıyorlar. Ama 15'inden sonra eğer bu millet bize güç verirse, iktidarı bize teslim ederse ve demokrasiyi biz yeniden işletir hale gelirsek, parlamento
yasama ve denetleme faaliyetlerini hakkıyla yerine getirirse bunların her birinin tek tek üstüne gideceğiz ve bu milletin hakkını, hukukunu koruyacağız. Yeter artık diyoruz. Bu milletten çaldıklarınız yeter. Bu milletin hakkına, hukukuna tecavüz ettiğiniz yeter. Bu milletin umutlarını çaldığınız yeter ve bu milletin dinini istismar ederek siyaset yaptığınız yeter. Biz bunlara dur demek için diyoruz ki lütfen, lütfen 14 Mayıs sabahı hep sandıkların başında uzun kuyruklar oluşturalım. Bu bir demokrasi kuyruğudur. Bu bir demokrasi şölenidir. Ve bu millet ferasetiyle bu tek adam rejimine dersin ve artık yeniden bir nefes alıp huzurlu yarınlara hep birlikte yürüyelim diyorum Gökmen Karada. Peki. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez, Sayın Çömez, çok teşekkür ediyorum katkınız için. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Sağ olunuz.